Evet, gelin yayları öğrenelim. Yaylar. İşe bir zemin çizmekle başlayalım. Bu zeminimiz olsun. Bir de zemin boyunca uzanan bir yayımız olsun. Evet, bu da şahane çizdiğim yayımız. Diyelim ki yay sol ucundan duvara sabitlenmiş. Burası duvar. Evet, yayımız duvara sabitlenmiş. Herhangi bir kuvvet uygulanmadığı için de doğal halinde hareketsiz duruyor yayımız. Bu noktaya da yayımızın doğal sınırı diyelim, doğal sınır. Şimdi eğer bir kuvvet uygulayacak olursak buraya yeniden zemin ve duvarımızı çizelim. Diyelim ki 5 Newton'luk bir kuvvet uyguluyoruz. O zaman yayımız şuna benzeyecekti. Sıkışacak, değil mi? Bir koltuğa ya da kanepeye oturduğumuzda ne oluyor? Koltuğun, kanepenin ya da yatağın yayları sıkışıyor. Evet, diyelim ki bu kadar sıkıştı. Yay kuvvet uygulanmadan önce buradaydı. Sola doğru 5 Newton uygulayınca da bu noktaya geldi. Yani bir miktar yol kat etti, yer değiştirdi. Yer değiştirmesi de 10 metre olsun karşılaşacağınız tipik sorulardan bir tanesi şudur. Yaylar belirli bir kuvvet uyguladığımızda gerilerek ya da sıkışarak belirli bir mesafe kat ederler. Peki biz farklı bir kuvvet uyguladığımızda yay ne kadar sıkışır? Ve benim sorum da şu. Biz 5 değil de 10 Newton uygularsak yayımız ne kadar sıkışır? Sezgileriniz size daha fazla sıkışacağını söylüyor, öyle değil mi? Aynen öyle. Ama aralarındaki ilişki nasıl? uygulanan kuvvetle lineer olarak mı orantılı, karesiyle mi orantılı? Asıl soru bu. Evet, 10 Newton uygulayınca yayımız daha fazla sıkışacak ve böyle görünecek. Uygulanan kuvveti de çizelim. Yayımızın ilk konumu bu, son konumu da buysa aradaki mesafe neye eşit? Mesafe ve kuvvet arasında lineer bir ilişki vardır. Ne demek lineer? Şu demek. Uygulanan kuvvet artarsa yayın sıkışması da aynı oranda artar. Ve tersi de doğrudur. Yani yaya sağa doğru 5 newton uygularsak, yay bu sefer sağa doğru 10 metre hareket eder. Bu kural tabi belirli sınırlar, belirli sınırlar içinde geçerli. Belki kendi tecrübelerinizden de bilirsiniz, bir yaya eğer çok sıkıştırır veya çok gererseniz eski haline dönmez. Ama belirli sınırlar içinde kuvvetle mesafe doğru orantılıdır. Şöyle ki, yayın dengeleyici kuvveti eşittir, eksi bir sayı çarpı yayın yer değiştirmesi. Mesela buradaki örneğe bakalım. Yayın yer değiştirmesi ne kadar? x'i sola doğru eksi ve sağa doğru artı kabul edersek, yani x eksi 10 ise o zaman dengeleyici kuvvet eksi k çarpı eksi 10 olacak. Eksiler birbirine götürecek ve sonuç 10k olacak. Peki dengeleyici kuvvetimiz ne kadar? Örnekte sola doğru gitmeye eksi kabul ettiğimizden 5'in önüne bir eksi koymalıyız aslında. Hatta burayı da eksi 10 Newton yapalım. Çünkü kuvvet vektörel bir niceliktir. K'yı da pozitif kabul ediyoruz. O zaman dengeleyici kuvvetimiz de pozitif bir değer olacak. Şu halde dengeleyici kuvvet nedir diye yeniden soracak olursak, yayın etkiyen kuvvete tepki olarak verdiği karşı kuvvet diyebiliriz. Buradaki denklemin anlattığı bu. Yani biz sola doğru 5 newton uyguluyorsak ve yay sabit duruyorsa, yay da sağa doğru 5 newton karşı kuvvet uyguluyor demektir. Böyle olmasaydı yay sıkışmaya devam ederdi öyle değil mi? Artı 5 newtondan daha fazla, daha büyük bir karşı kuvvet uygulasaydı bu sefer de sağa doğru hareket ederdi. Yani biz eksi 5 newton uyguladığımızda yay hareketsiz kalıyor. Daha doğrusu sola doğru ivmelenmiyorsa, hızlanmıyorsa, hareket etmiyorsa, yay da artı 5 newtonluk bir kuvvet uyguluyor demektir. İşte buna dengeleyici kuvvet diyoruz. O zaman şöyle yazabiliriz. Dengeleyici kuvvetimiz 5 newton olduğundan 5 eşittir 10k. Her iki tarafı 10'a bölelim. k eşittir 1 bölü 2. İşte şimdi bu bilgiyi kullanarak yaya eksi 10 newton uyguladığımızda sola doğru ne kadar yer değiştirebileceğini bulabiliriz. Öncelikle dengeleyici kuvvetimizi bulalım. Yay, daha doğrusu yayın ucu hareket etmediğine göre dengeleyici kuvvet, uygulanan kuvvete eşit ve zıt yönlü yani artı 10 newton olacak. Ve biz yay sabitini yani buradaki k'yi biliyoruz yayın hangi malzemeden yapılmış olduğunu bilmesek de yayımızın k'sı 1 bölü 2. O zaman dengeleyici kuvvet eşittir 1 bölü 2 çarpı yer değiştirme. x. Tabii eksi k olacak. Burada eksi olacak. Burada eksi olacak. Dengeleyici kuvvet 10 newton olduğundan 10 eşittir eksi 1 bölü 2 x. Her iki tarafı da eksi 2 ile çarparsak, x eşittir eksi 20. Yer değiştirme 20 ve sola doğru, eksi olduğu için. İşte bu kadar. Bu kanun, bu denklem 17. yüzyılda İngiliz fizikçi Robert Hooke tarafından bulunduğu için onun ismiyle anılıyor. Hooke kanunu olarak biliniyor. Hooke şunu söyler. Bir yayı sıkıştırmak ve o konumda tutmak için gereken kuvvet, yayın ne kadar sıkıştırıldığı ile doğru orantılıdır. Kanun söylediği bu. Ve unutmayın, buradaki kuvvet dengeleyici kuvvettir. K'nın önündeki eksi ise, bu kuvvetin, yani dengeleyici kuvvetin her zaman uygulanan kuvvete zıt yönde olduğu anlamına gelir. Burada örneğin yaya eğer sağa doğru bir kuvvet uygularsak ve bu noktaya kadar gerersek buradaki negatif değer bize yayın dengeleyici kuvvetle kendini geri çekmeye çalışacağını söyler. Evet, gelin bir soru daha yapalım. Diyelim ki bir yayımız var ve 2 Newton kuvvet uyguluyoruz. Evet, bu yayımız ve sağa doğru 2 Newton uyguladık. Yay gerilecek ve bir miktar yer değiştirecek. Diyelim ki 1 metre yer değiştirdi. Önce k'yı bulalım. Önce k'yı buluyoruz. Eğer yay 1 metre bu yönde gerildiyse, dengeleyici kuvvet ters yönde olacaktır. O halde dengeleyici kuvvet 2 Newton eşittir eksi k çarpı yer değiştirme miktarı. 1 metre. İki tarafı da eksi 1 ile çarparsak k eşittir eksi 2. İşte bu değerle, Hooke kanunu kullanarak, elimizdeki yayın dengeleyici kuvvetini bulabiliriz. F eşittir eksi 2 x. Eğer daha sonra bize, peki yayı 2 metre hareket ettirmek için ne kadar kuvvet uygulamak gerekir diye sorulursa, 2 çarpı 2, 4 newton diyebiliriz. Tabii, dengeleyici kuvvet buna ters yönde haliyle negatif bir değer olacak.